Serçin Hanım merhabalar demek istiyorum. Merhaba. Buradayız. Bence pilates deyince akla gelen en uygun yerdeyiz. Teşekkür ederim. Çünkü uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin aslında 2014 yılında bu güzel mekanın bizlere sunumu çalışmalar. Ve ben bu keyfi tabii kurucusundan dinlemek istiyorum. Pilates Demiray nasıl doğdu diyorum. Şöyle, lisanslı olarak voleybol oynadıktan sonra üniversiteyi kazandım. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğretmenliğini bitirdim. Aktif olarak hala öğretmenlik yapmaktayım. Daha sonrasında üniversite hayatında da özel dersler, grup dersleri verdim. Pilates vuku buldu Türkiye'de ve reformer eğitmenliğini aldım. Hem federasyon hem de dışarıdan özel olarak aldım. Şu an ikinci kademe antrenörlük belgem var. Bu belgeyle burayı 4 yıldır işletiyorum. Nasıl çıktı? Tabii ki bu işi gerçekten yani dışarıdan alan çok insan yapıyor. Yapması çok güzel ama bilen bir insanın da yapması bizim açımızdan daha da sağlıklı olacağını düşünerek 4 yıl önce 2014'te burayı kurdum. Süpersin. Şu anda aktif devam ediyoruz. Süpersin. Burada hemen konuya gireceğim. Burada iyi bir ekibin var, uzman bir kadron var. Tabiri caizse doğru malzeme, usta, uzman bir kadro ve tabii ki mutlu gülümsemeleri yaratıyor. Gelen konuklar çok şanslı demek istiyorum. Çünkü gerçekten bu aletler eğer doğru kullanılmazlarsa ciddi hasarlar bırakabilirler. Burada pilates deyince bir toptan ibaret olmadığının vurgusunu geçmek istiyorum. Hı hı. Ve bu çok önemli çünkü pilates topla özdeşleşmiş durumda Türkiye'de. Biraz açalım mı? Şimdi Türkiye'de tabii ki bu sektör yeni yeni de yayılmakta. Top sadece pilates değil dediğiniz gibi çeşitli aletlerle yapıyoruz ve çeşitli hareketlerle yapıyoruz. Eğer pilatesin prensiplerini özünü bozmadan çok çeşitli makinede hareketlerde aslında üretebiliyoruz. Ama bunun için dediğiniz gibi uzman kadro çok önemli. Eğitim almış, temelinde sağlık veya sporla ilgilenmiş BESYO mezunu insanlar daha da önem kazanır. Çünkü işin özünü deneyimleyerek bildiği zaman değerlendirmesini ve yaptırmasını daha sağlıklı yapmış oluyor. Biz de burada kadroyu seçerken tabii ki bunlara dikkat ediyoruz. Artık kendimiz de, kendi içimizde eğitimini veriyoruz gelen hocalara iş verirken. Ve devamında da kendi içimizde bu eğitimleri tekrarlıyoruz ki kişiyi öncelik amaç sakatlamamak ve sağlıklı bir şekilde onu fit bir görüntüye kazandırmak. Çünkü pilatesin amacı bu. Hemen fit görüntü deyince aklıma başka bir soru geldi. Çünkü Türkiye'de spor deyince zayıflamakla eş anlamlı bakılıyor. Halbuki spor özellikle pilates yaşamımızın bir parçası olmalı. Neden diyoruz? Aslında biliyor musunuz bu değişmeye başladı. Çünkü %70 oranda ben sağlığım için geliyorum sadece zayıflamak için değil deme cümlesi artmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü ben zayıflayacağım, kaç seansa zayıflayacağım gibi sorular geliyordu. Bu değişiyor. Sağlıklı hale geliyor ve biz de bunu her soran kişiye söyleyerek değiştiriyoruz. Ve bu da hani reklam amaçlı top pozisyondan çıkıp sağlık amaçlı pilates kısmına geçmiş olur. Çünkü fizik tedavi aslında pilates. Süpersin. Peki bu güzel hizmeti kaçta kaç arasında alıyoruz bu mekanda? Sabah 9, akşam 10'a kadar hafta içi full. Durmak yok. Durmak yok. Sabah gündüz eğitmenleri ayrı, akşam eğitmenleri ayrı. Ama insanlar iş çıkışı gelip hemen dersleri alıp gitmek istiyorlar. Onun için akşam en yoğun saatimiz oluyor. Peki randevu usulü mü çalışıyorsunuz? Önce bir görüşmeye geliyorlar. Daha sonrasında saatleri belirliyoruz. Fix saatlerimiz oluyor ama değişimler olabiliyor. Çünkü bu özel ders. İnsanlar artık buna dönüyor. Grup derslerinden, saate koşturmaktan ziyade o dersi kendine bireysel bir saat alarak devamını sağlıyorlar. Peki en doğru zaman dilimi haftada kaç gün olmalı? Haftada 3 gün ideal ama şöyle ki pilates, Joseph Pilates bunu haftada 4 gün en az 3 ay takriben devam ederseniz fit bir görüntüyü asıl o zaman kazanırsınız ve devam ettiğiniz sürece bu devam eder diyor. Yalnız insanların iş yoğunluğundan dolayı haftada 3 gün ideal tutuyoruz, öneriyoruz. Süpersiniz. Burada gerçekten böyle bir keyfi bizlerle buluştuğunuz için özellikle kendiniz eğitmenci olarak kadronunuzu da eğitmen bir kadroyla bizlere sunduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Burada hedefler neler diyeceğim son olarak? Şöyle hedefler, öncelikle sağlık. Sakatlamadan insanı doğru bir şekilde sağlığına kavuşturmak. Çünkü omurgasal veya eklemsel olarak çeşitli sağlık problemleri artık günümüzde bel fıtığı, boyun fıtığı artık bundan normal hale geldi neredeyse. Bunları düzeltebilmek.
yapabildiğimiz kadar doktor değiliz ama artı fit bir görüntü kazandırabilmek, beslenmesine insanların, yani sağlıklı bir yaşam şeklini kazandırabilmek aslında, bunları öğretebilmek, sporun amacı o. 4 yıldır buna çabalıyoruz, evet, diyorsun. Anladığım kadarıyla gelecek olan nice 4 yıllarda da bu çaba İnşallah. Bizlerle olacak. Biz de yürekten diliyoruz ki var olan kalitenle, müşteri memnuniyetinde, gülen yüzünle birlikte nice 4 yıllar, 14 yıllar, 24 yıllar boyu İnşallah. Bizlerle olun. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.